tüm vatandaşlarımızın gözünün içine baka baka kısa bir soru, kısa bir cevap. O dönemin Genelkurmay Başkanı kim? İsmail Hakkı Karadayı. 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay Başkanı olarak yargılanıyor. Doğru mu? Doğru. 26 Mayıs 2020'de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yaşasaydı dönemin Genelkurmay Başkanı olarak ceza alıp cezaevine girecek miydi? Girecekti. Peki o Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü kimdir? Hulusi Akar. O Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı iken özel kalem müdürü kimdir? Yine Hulusi Akar. Kendinden bir terfi ettiği makama götürüp yanından ayırmamış. Askeriyede özel kalem müdürü bir komutanın kendisiyle bir tüm stratejik planlamaları yapan, her bilgiye sahip olan, onun adına onun emirlerini nakleden ve uygulanmasını takip eden kişi ise ve 28 Şubat davası bir darbe ise, o darbenin başında İsmail Hakkı Karadayı varsa Hulusi Akar bugün nerede, nasıl, niye oturmaktadır? Biraz insaf, biraz vicdan. Kimi kandırıyorsunuz? 28 Şubat'ta yaşananlarda bir darbe varsa darbenin başındaki kişinin özel kaleminin ordunun başında, ordunun bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı'nda ne işi var? Yok. Hulusi Akar'a orduyu emanet edecek kadar güveniyorsak 28 Şubat'taki komutanları içeri atmanıza, İsmail Hakkı Karadayı'nın tüm talimatlarının kendisi üzerinden iletildiği özel kalem müdürü ordunun bağlı olduğu bakanlığın başındayken bu generallere, bu amirallere, bu içeri atılmalarına ne lüzum var? Nasıl bir haksızlıktır? Bunu herkes kendi vicdan terazisinde bir tartsın. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, meclisin son günlerinde seçimlerin kazanılmasına dair kullandığı tabirlerle de kamuoyunda çok tartışılmıştı ve bir siyasetçiye asla yakışmayacak ifadelerle Mersin'de bir ilçeyi aldıklarını, büyükşehri de o şekilde alacaklarını ifade edip kendi partisini de utandırmıştı. Maalesef dün alenileşen görüntülerle bu meclisin mensubu olan her birimizi emniyet güçlerimize karşı bir kez daha mahcup etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biri Grup Başkan Vekili Bülent Duran, biri MKYK üyesi Şamil Tayyar olmak üzere birkaç sağduyulu ses Zeynep Gül Yılmaz'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu, bir özür gerektirdiğini ifade ediyorlar. Bunları önemsiyoruz ve altını çiziyoruz. Ama İçişleri Bakanlığı adına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin Valiliği'nin bir açıklamasını paylaşmıştır ki özürleri kabahatlerinden büyüktür. Böyle bir durumda bir milletvekilinin o tekrar etmekten utanç duyacağım adeta hakaretlerin, küfürlerin ve karşısındaki kişiyi aşağılayan o tavırlarını meşru görmektedirler. Özürleri kabahatlerinden büyüktür. Zeynep Hanım bir yanlış yapmıştır ama o yanlıştan büyüğünü dura düşüne Mersin Valiliğini de alet ederek İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Suç İşleri Bakanı'nın her suçluyla birlikte çıkan fotoğrafı bu sefer adeta bakan yardımcısının o suçu işleyenle aynı fotoğrafı vermesiyle, o suçu meşru görmesiyle, gece gündüz çalıştırdıkları, fazla mesai alamayan, hakları verilmeyen, 3600 ek gösterge hakları yıllardır kandırılan, her seçimde söz verilen sonra verilmeyen polisimize, kaskını yastık yapıp geceliğin orada yatan polisimize, her seferinde haklarının ödenmesiyle ilgili mecliste çağrı yaptığımız polisimize karşı çok büyük bir haksızlık olmuştur. Polis hata yapabilir, onun soruşturulma, gerekiyorsa kovuşturulma, gerekiyorsa cezalandırılma usulleri bellidir. Ama polise hakaret etmek, küfretmek, aşağılamak hiçbirimizin, hiç kimsenin haddine değildir. Afetin olduğu günlerde IBAN'ları atanlar ve açıklamaları yapanlar var. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki dikkatle takip ettiğimizde diyor ki afetten etkilenen 3 ile yaralar sarılsın diye 73 milyon TL tutarında ödenek. Güzel.
Süleyman Soylu'nun açıklamalarını takip ediyoruz ki AFAD kampanyasında toplanan para 260 milyon. Şimdi 260 milyon para toplanmış, 73 milyon para yollanmış. Biri İçişleri Bakanı açıklıyor, birini de Cumhurbaşkanı açıklıyor. Şimdi bu aradaki farkın takipçisi olacağız. Hangi tecrübeyle? Şu tecrübeyle 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için para toplandı. Parayı yollayanlar şehitler ve gaziler için yolladı. Ama para yıllarca durdu bütün takibimize rağmen, bir vakfa bir kısmı kondu ama ailelere para dağıtılmadı. Parayı yollayan devlete yollayacak olsa herhangi bir sabah kalkar vergi dairesine gider, bu parayı devletime veriyorum, hazineye irat kaydedin der. Bu parayı yollayan Bartın'da, Sinop'ta, Kastamonu'da gözünün önünde yaşanan o çaresiz insanlara katkı için yolluyor. Onlara yolluyor. Ama sen 260'ı topla, 73'ü yolla, bu olmaz. 15 Temmuz'da yaptığınızı yaptırmayız. Ya da Dolmabahçe'de polis memurları ve bazı sivil vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği o terör saldırısında toplanan paraların akıbetinin meçhul olduğu gibi. O yüzden bu rakamların da takipçisiyiz. Bilsinler, bilsinler ki bir şey yapamasınlar. Bilsinler ki bu paraların son kuruşu afet bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin takibindedir. Boğaziçi Üniversitesi 2021 yılının ilk 6 ayını, hatta ilk 8 ayını Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın özerk üniversite kavramına inanmayan antidemokratik tutumu ve tercihi ve inadıyla kaybetti. Melih Bulu Ocak ayında atandı, 6 ay sonra görevinden alındı. O sırada akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve daha sonra Boğaziçi'yi aşan bir tepki yükseldi ve Türkiye'nin bu göz bebeği üniversitesinin verdiği mücadelenin gördüğü kamusal, toplumsal destek Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda bir geri adım attırdı. Üniversitenin akademisyenleri, başvuru yapan 19 akademisyeni Boğaziçi kriterlerine göre değerlendirdiler, puanladılar ve ikisi puansız görüşlerini YÖK'e bildirdiler. YÖK'ün kendi temayülü bu konudaki önerilen isimlerin mülakata çağrılıp birebir görüşmeler yapılmasıdır. En yüksek oyu olan Cem Saylan da görüşmemişler, kimseyle de görüşmemişler. Herhalde hiç destek almayan, atanması uygun bulunmayan Mehmet Naci İnci ile yaptıkları özel görüşme dışında kimseyle bir görüşmesi yok. Ne YÖK'ün ne de atamayı yapan makamın. Arada rektör vekilliği döneminde Can Candan Hoca, Cemil Hoca ve Feyzi Erçin Hoca'nın akademiyle sözleşmelerini yenilemeyerek onları akademiden uzaklaştıran, yüzlerce öğrenciye disiplin soruşturması başlatan, polisi üniversiteye sokan, eylem yapacak öğrenciyi üniversitenin dışına salmayan ve çok sayıda akademisyenin üzerinde de disiplin soruşturmalarıyla baskı kurmaya çalışan Mehmet Naci İnci bu göreve atandı. Şimdi bizi yeniden Boğaziçi Üniversitesi'nde gerilimler, itirazlar, eylemler bekliyor. Bu konunun tek sorumlusu bir önceki rektör ataması ve ona karşı gösterilen tepkilerden ders almayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimize, TÜİK'i ve Sağlık Bakanlığı'nı şikayet ediyoruz. Çünkü 24 Haziran 2021'de TÜİK'in kendi kanunu gereğince ölüm ve ölüm nedenlerini ilan etmesi gerekiyordu. Her sene yapıyor bunu. Sağlık Bakanlığı TÜİK'e verilerini kapattı. Koronavirüs salgını bir noktaya geldiğinde verileri kapattı. Şöyle tabloyu gösteriyorum. 2009, 10, 11, 12, 19'a kadar bakın. Doğumlar ve ölümleri yayınlıyordu. 2020'de yayınlayamadı bir tek. 2020 Türkiye'sinde doğumlar ve ölümler yok. TÜİK'in verilerinden, diğer tablolarından dikkate sunmak istediğimiz bir husus var. Türkiye'de ikamet eden nüfus TÜİK'in yıllara göre var. 13 yıldır 1 milyon civarında artan nüfusumuz geçen sene 500 bin bile artmamış. Bir 500 bin kayıp var ortada. Onun peşine düşmemiz lazım. Varıp da 500 bin kişi Covid'den öldü diyecek değiliz. Devlet 20 bin diyorken. Ama bir başka bilgiyi daha gösterelim. TÜİK tek yaş nüfus verileri. 50 yaş üstü nüfusumuz. 2009'dan sonrası var. 2019 ve 20. Bakın hep 300 bin azalırken, yani her sene 50 yaş üstü 300 bin kişi eksiliyorken geçen sene 500 bin kişi eksilmiş 50 yaş üstünden. TÜİK'in verisi bunlar. Ve şüpheler artıyor. Tabii biz bu konuda bu 500 binlik azalma ile ilgili çalışma yaparken Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısında 197 bin azalma olmuş. Yani bu ikamet üzerinden baktığımız
500 binlik azalmanın 197 bini bir önceki yıl Türkiye'de ikamet eden yabancılar artık etmiyor. Böyle kırımlara ihtiyaç var. Ancak görülen bir başka izah bulamadığımız için yıllık ölüm sayısı Covid'den 20 bin gösteriliyorken ama bariz şekilde bir yerde 500, bazı rakamları arındırdıktan sonra 300 bin, diyelim ki 200 bin olsun, 10 kat fazla bir şüpheli durum var. Bu rakamlar öğrenilsin ve ona göre tedbir alınsın. Yeni kayıpların önüne geçilsin. Türkiye rakamların konuşulamadığı, rakamların vatandaşından gizlendiği bir ülke olamaz 2021 yılında.